Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir salgın hastalık nedeniyle yüz yüze derslerimize ara vermek zorunda kaldık. O nedenle ben de sizler için kaldığımız konudan itibaren video dersler hazırlamaya karar verdim. Bugün bunların ilkiyle karşınızdayım. Umarım güzel bir şekilde devamını getirebiliriz. Şimdi dersimizin konusu kompleks seriler. Sizlerle daha önceki haftalarda yüz yüze derslerimiz sırasında kompleks analitik dersinin ilk konusu olan kompleks integral konusunu işlemiştik. Bu konuda ünitemizi tamamladık, uygulamalarımızı da yapmıştık. İkinci bölüme geçmiştik, kompleks seriler bölümüne. Bunu henüz başlayamamıştık bu bölüme. Ben de bu bölümden başlamaya uygun gördüm. Birinci alt başlık, bu bölümde neleri göreceğiz? Dizilerin ve serinin yakınsaklığı öncelikle ilk hatırlayacağımız konu bu olacak, göreceğimiz konu. Taylor serilerini, Laurent serilerini, bu kompleks fonksiyonlara özel, kompleks analize özel bir konu. Reel değişkenli serilerde olmayan bir seri çeşidi. Ve son olarak da bu ünitenin son konusu olarak da singüler noktaların sınıflandırılması alt başlığını işleyeceğiz. Şimdi bugünkü dersimiz birinci bölüm, yani dizilerin meselelerin yakınsaklığı. Bu reel analizde gördüğümüz, reel fonksiyonlar teorisinde gördüğümüz, yani analiz 1 ve 2, 7. sınıfın analiz derslerinde gördüğümüz dizilerin ve serilerin yakınsaklığı konularının kompleks fonksiyonlar teorisinde aktarılmış şekli diye düşünebilirsiniz. Biz birinci dönem zaten fonksiyonlar işlerken, kompleks fonksiyonlar işlerken, özellikle limitten önce diziler konusunu biz işlemiştik. Ama burada bir hatırlatma yapacağız, birkaç tanımı, teoremi ve geçeceğiz. Şimdi nedir dizi? Dizi bildiğimiz gibi tanım kümesi doğal sayılar olan, yani doğal sayılardan elemanlarını alan ve değer kümesi de R'de ise reel sayı dizisi, C'de ise de kompleks sayı dizisi diye adlandırılan fonksiyonlardır diziler. Doğal sayılar kümesinden tanımlanan, kompleks sayılar kümesinde değerler alan fonksiyonlara biz kompleks sayılar dizisi diyoruz. Ve bunu genellikle Zn ile gösteriyoruz. Burada parantez de olmalıydı, unutulmuş. Bu arada bu notları Ankara Üniversitesi'nin açık erişim ders notlarından aldım. Bazı düzenlemeler yaparak üzerinde çalışıyorum. Onu da söylemiş olayım. İkinci tanımımız dizinin yakınsaklığı. Bir kompleks Zn dizisi verildiğinde bir de kompleks sayı Z sıfır kompleks sayısı verilsin. Eğer her epsilon pozitif sayısı için N sıfırdan sonraki her N'ler için Zn eksi Z sıfır epsilondan küçük olacak şekilde bir N sıfır sayısı, doğal sayısı bulunabiliyorsa o zaman biz Zn dizisine yakınsak dizi diyoruz. Ve onun limitine de Z0'a da onun limiti olarak adlandırıyoruz. Ve şekildeki gibi gösteriyoruz. Bunun klasik anlamdaki yani reel değişkenli diziler, reel terimli dizilerdeki yakınsaklık tanımından hiçbir farkı yok. Sadece buradaki Zn'ler ve Z0'lar kompleks sayı. Ve bu mutlak değerde modülü temsil ediyor. Yani Zn eksi Z0'ın modülünün epsilonundan küçük olması gerekiyor. Böyle bir limite sahip diziye yakınsak dizi diyoruz ve yakınsak olmayan diziye de ırak-sak dizi adını veriyoruz. Şimdi kompleks terimli dizilerle reel terimli diziler arasında ilişki kurulabilir. Örneğin eğer Zn bir kompleks terimli dizi ise bunu mutlaka xn artı iyn şeklinde reel terimi xn, imajiner terimi yn olacak şekilde yazabiliriz. Diyelim ki bu dizi eğer reel kısmı x0, imajiner kısmı y0 olan yani x0 artı iy0 şeklinde yazılabilen z0 sayısına yakınsak olsun. Bu durumda xn reel terimli dizisi x0'a ve yn reel terimli dizisi de y0'a yakınsak olacaktır. Ve bu çift gerektirmedir. Yani bu tarafı varsa önermenin bu tarafı doğruysa bu tarafı doğru ve bu eşitlikler geçerliyse de limit z'nin limiti z0'ı vermektedir. Cauchy dizisi tanımı var. Bu aynı reel analizde olduğu gibi, reel fonksiyonlar teorisinde olduğu gibi herhangi bir z'n dizisi verildiğinde, kompleks terimli dizisi verildiğinde yine her epsilon büyük sıfır sayısı için en az bir n epsilon pozitif sayısı, n ve m'ler bu n epsilon geçer geçmez z'n eksi z'm farkının modülü epsilondan küçük olacak şekilde varsa, mevcutsa o zaman biz bu diziye Cauchy dizisi diyoruz. Yani belli bir n epsilondan sonraki terimler birbirine yeterince yakınsa demek bu aslında. Buna Cauchy dizisi adı veriliyor. Aynı R'de olduğu gibi Cauchy dizisi yakınsak bir dizidir ve tersine her yakınsak dizi Cauchy dizisidir. Kompleks fonksiyonlar teorisinde. Kompleks analizde. Dolayısıyla biz aslında Cauchy dizisi dediğimiz şey yakınsak dizinin ta kendisidir. Bunlar birine denk olduğundan bu konuda daha fazla
inceleme yapmaya gerek görmeden geçiyoruz. Şimdi bir örnek verilmiş burada. N bölü 2 eksi İN dizisinin yakınsadığı elemanı bulup bu yakınsaklığı da tanım yardımıyla gösterilmiş. Bunun yakınsadığı elemanı bulmak oldukça kolay. Biraz önce verdiğimiz teoremi hatırlarsak Z'nin Z'ye sıfıra yakınsaması için gerekli ve yeterli koşul reel kısmının X sıfıra, imajiner kısmının Y sıfıra yakınsamasıydı. O halde biz bu diziyi reel ve imajiner kısımlarını belirleyecek şekilde paydanın eşleriyle çarpıp bölerek şekildeki gibi yazarsak eğer limiti içinde aynı şey söz konusu olacaktır. 2n bölü 4 artı n kare bu dizinin reel kısmı ki sıfıra yakınsıyor n sonsuza giderken. N kare bölü 4 artı n kare ise bu dizinin imajiner kısmı ki o da 1'e yakınsıyor. İ ile beraber bu demek ki bu dizinin limiti 0 artı i yani i sayısı oluyor. Bu normal hesap yöntemiyle, epsilon n0 yöntemiyle de yani tanım yardımıyla da bunun şekildeki gibi ispatını yapmak mümkün. Aradığımız şey her epsilon pozitif sayısına karşılık n n0'ı geçer geçmez şu eşitlik sağlanacak şekilde bir n0 bulmak epsilona bağlı. Peki o zaman buradan işe başlarsak n bölü 2 eksi i n eksi i küçük eşittir. Bura klasik payda işlemi yapıp düzenlersek yukarıda 2i kalıyor. 2i'nin de modülü 2'dir. Aşağıda aynı ifadenin paydası geliyor modülce. Bunu da ters üçgen eşitsizliğini uygularsak karşımıza bu çıkıyor. Paydayı küçülterek ifadeyi daha da büyütüyoruz. Bu ifadede i n'in modülü n olduğunda şekildeki gibi ifadeyi veriyor. Buna eşit oluyor. 2 eksi n, n'yi 2'den büyük alırsak, n 0'ı yani 2 alırsak veya 1 alırsak, n 2'den büyük olduğunda bu ifade negatif olacak. 2 eksi n dışarıya n eksi 2 olarak çıkıyor mutlak değer dışına. Ve bu ifadenin epsilon'dan küçük olmasını istiyoruz. Sonucu çıkıyor. Buradan da eşitsizliği çözerek n'nin 2 bölü epsilon artı 2'den büyük olması gerektiği çıkıyor. O halde biz n 0 olarak, bu sayı herhangi bir rasyonel sayı olabilir epsilon'a bağlı. Bunun tam değeri bu ifade. Doğal sayı olsun diye tam değer seçilmiş. Tam değerinden bir fazla seçersek n 0'ı, tam değer çünkü küçültüyor ifadeyi. Bir fazla seçerek büyütüyoruz tekrar. Daha büyük bir hale getiriyoruz. Bir fazla seçersek bundan sonraki bütün n'ler için istediğimiz şu eşitsizlik sağlanacak demektir. Bu eşitsizlik doğruysa da o zaman biz bu dizinin limitinin iyi olduğunu tanım yardımıyla ispatlamış oluyoruz. Bir başka örnekte yine bir dizi verilmiş. Dizinin genel terimi verilmiş daha doğrusu. Eksi 1 üzeri n artı i bölü n artı 1 dizisinin. Aslında bunu dizisinin deyince parantezle yazmak gerekiyor da. Oralara çok biliyorsunuz çok takılmıyorum. Limitini inceleyin demiş. Bu dizinin reel kısmı eksi 1 üzeri n ifadesidir. Sanal kısmı da 1 bölü n artı 1'dir. Gördüğünüz gibi. Şimdi her ne kadar 1 bölü n artı 1 ifadesinin limiti var ve sıfıra eşit olsa da eksi 1 üzeri n ifadesi bildiğimiz gibi reel terimli dizi olup n'nin çift değerlerinde 1, tek değerlerinde eksi 1 değerini alır. Ve farklı alt dizileri farklı yerlere yakın satırından bu dizinin limiti yoktur. Yani bu dizi ıraksaktır. Bu ıraksaksa, reel kısmı ıraksaksa o zaman Zn dizisinin de yakınsak olma ihtimali yoktur. Dolayısıyla bu dizi de ıraksaktır. Şimdi artık dizileri bir kenara bırakıyoruz. Bunlarla ihtiyacımız olan kısmı hatırladık, tanımlarını hatırladık. Seriler kısmına geçiyoruz. Asıl amacımız olan seriler kısmına geçiyoruz. Nedir kompleks terimli bir seri? Aynı reel terimli serilerde olduğu gibi Zn dizisi verilsin. Yani kompleks sayılardan oluşan sonsuz tane Zn sayısı verilsin. Birden sonsuza kadar Zn ifadesine bu sonsuz toplama biz kompleks terimin seri adını veriyoruz. Eğer bu toplamı K'ya kadar belli bir K sayısına kadar getirip sonsuz sayıya kadar getirip tutarsak buna da K'ıncı kısmi toplamı diyoruz. Serinin K'ıncı kısmi toplamı diyoruz. Bu kısmi toplamlardan oluşan ZSK dizisine yine burada parantez olmalıydı. SK dizisine bu serinin kısmi toplamlar dizisi diyoruz arkadaşlar. Eğer bu SK dizisi yani kısmi toplamlar dizisi K sonsuza giderken yakınsak ise bir sayıya kompleks sayı yakınsak ise o zaman bu seri yakınsak seri adını alıyor. Ve bu serinin toplamı bu SK dizisinin limitini veriyor. Yakınsak olmayan seriye de bıraksak seri adını veriyoruz. Aynı reel terimli dizilerde olduğu, serilerde olduğu gibi tanım tamamen aynı ve peşine gelen teoremler de olduğu gibi takip ediyor. Bakın orada da hatırlarsınız vardı. Bir seri yakınsaksa genel teriminin limiti mutlaka sıfırdır. Bu kesinlikle tersi doğru değildir. En çok yapılan hata bununla ilgilidir. Aman dikkat edelim. Yani genel terimi sıfıra giden ama ıraksak olan seriler vardır. Mesela reel terimli seriler için 1 bölü n'i 1 bölü n toplam içerisinde 1 bölü n'i buna örnek olarak gösterebiliriz. Bir diğer kullanışlı teoremimiz şu. Eğer kompleks seri verildiğinde bunun reel kısmından, Zn'in reel kısmından oluşan seri ve
sanal kısmından imajiner kısmına oluşan seri ayrı ayrı yakınsak ise her ikisi de o zaman Zn yakınsaktır. Ve tersine Zn yakınsaksa bunların her ikisi de mutlaka yakınsaktır. Yani bir serinin yakınsak olması için gerekli ve yeterli koşul genel teriminin reel ve sanal kısmından oluşan serilerinde reel terimde bu serilerin de yakınsak olmasıdır. Mutlak yakınsaklık kavramı var. Bu oldukça önemli bir kavram. Özellikle kompleks analizdeki serilerin yakınsaklığını inceleyebilmemiz için bize oldukça yararlı olan, fayda sağlayan bir kavram mutlak yakınsaklık kavramı. Nedir o? Eğer Zn'in modülünü aldığımızda elde ettiğimiz bu artık reel sayıdır. Reel sayılardır bunlar. Reel terimli bu seriye yakınsaksa o zaman biz Zn serisine mutlak yakınsak seri diyoruz. Normalde bu beklenen bir şey değil. Yani bu yakınsakken modül aldığımızda bu ifade yakınsak olmak zorunda değil. Neden? Çünkü ifadeyi büyütüyoruz değer olarak. Modülünü almak demek ifadeyi sanki büyütmek demektir. Dolayısıyla sonsuz toplamın sonucu bu yakınsak olmasına rağmen sonsuz olabilir. Eğer olmuyorsa, yani bunu yapmamıza rağmen sonuç yakınsak oluyorsa, o zaman biz buna bu özel duruma serinin mutlak yakınsaklığı olarak isim veriyoruz. Mutlak yakınsak her seri kendisi de yakınsaktır. Ama bunun tersi doğru değildir arkadaşlar. Örneğin eksi bir üzeri n bölü n serisi. Bu reel terimli ama şöyle bir i koyarak bunu kompleks terimli hale de getirebiliriz. Sonuçlar değişmez. Bu seri yakınsaktır. Leibniz testi hatırlarsanız analiz 3 dersinde gördüğünüz Leibniz testi gereği bu seri yakınsaktır. Ama bunu mutlak değerini aldığımız elde ettiğimiz 1 bölü n serisi bıraksaktır. Şimdi örnek verilmiş bir tane. 1 artı i çarpı eksi 1 üzeri n bölü n kare serisinin yakınsak olup olmadan araştırılmış. Şimdi kompleks analizdeki serilerin yakınsaklığı ilgili elimizde reeldeki kadar çok test yok. Yani kullanışlı testler biraz kısıtlı burada. Ama mutlak yakınsaklığı kolayca inceleyebiliyorsanız mutlak yakınsaksa kendi de yakınsaktır diyebiliyorsunuz. Burada öncelikle buna örnek vermek istiyorum. Örneğin bu seri için bakın bu ifadenin modülünü hesapladığımızda aşağısı zaten reel ve pozitif n kare. Yukarısında modülü kök 2'dir. Dolayısıyla bu ifadenin modülü kök 2 bölü n karedir. Ve kök 2 bölü n kare serisi de reel terimli seri olup n karenin derecesi 2 birden büyük olduğundan yakınsaktır. Dolayısıyla Zn yakınsaktır. Yani bu seri mutlak yakınsaktır. Bu nedenle de kendisi yakınsaktır diyebilirsiniz. Başka bir örnekte yine 3 artı 4i üzeri n bölü 5 üzeri n çarpı köken serisi verilmiş. Bunun yine modele geçtiğimizde sonucun 1 bölü n üzeri 3 bölü 2 olduğunu kolayca gösterebiliriz. Ve bu seri yine 3 bölü 2 birden büyük olduğundan yakınsak olup seriyi mutlak ve dolayısıyla yakınsaktır. Yani mutlak yakınsak ve dolayısıyla